Bitboy'dan XRP tahmini en büyük kripto para olabilir mi diye soruyor. Şimdi şöyle bir bakacağız. Yani burada tabii ne varmış ne yokmuş diye bir göz atmaya çalışacağız ve üzerine konuşacağız XRP coin'in. Ya tabii ki burada çok büyük bir hani iddia var. Dediğim gibi şöyle bir bakalım. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı tabii ki de unutmayınız. İzleyen herkesten rica ediyorum. Hem beğenirseniz hem de abone olursanız gayet memnun olurum, iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenenlere de aynı zamanda kanala abone olanlara da. İstiyorsanız Facebook üzerinden takipte edebilirsiniz ve veya katıl üyesi de olabilirsiniz. Bunların linkleri de açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunuyor. İsteyen orası üzerinden gerçekleştirebilir. Durum böyle. XRP Coin en büyük kripto para birimi olabilir mi diye soruyor. Yani olamaz da demeyeyim de böyle bir beklenti de yok sonuçta. Hani şu tarz bir şeyden bahsedebiliriz. Örnek veriyorum işte ya XRP Coin de en büyük kripto para birimi olacak diye. Yani sonuçta nasıl bu şekilde bir değil mi beklentimiz olacak ki? Ya ortada bir şey yokken örnek veriyorum tutup o tarz bir şeyden bahsetmek değil mi sanki birazcık saçma hani olur gibi duruyor. O yüzden dediğim gibi bu tek başına sanki başlıca bir beklenti olmaktan uzak gibi gözüküyor. Ve bir de tabii işler bu şekilde de yürümüyor. Hani onu da çok kısa söyleyeyim. Sonuçta bu ya biz buna evet cevabını da verebiliyor olsak, hayır cevabını da verebiliyor olsak, sonuçta biz böyle bir laf konuştuğumuz için yani o varlık ileri veya geri gitmez. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bu tarz böyle sonuç çıkaramayacağımız sorular sormak sadece sonuçta boş bir şey yani. Daha önce de ifade ettik. Neticede bu sezon hani genel olarak iyi beklentiler var neticede. İlerlemesi, ikihaneli fiyatların telaffuzu var. Hani dün 23-24 dolarlardan. Tabii ki bahisler gördük aynı şekilde. Özellikle pek çok etkiden bahsediyoruz. Şu an ETF konusunda mesela o şeyi yaktı yani adamlar. O ışığı yaktı. O şekilde ifade edelim. Hani bütün bunları şöyle bir üst üste getirdiğimiz zaman, bir yan yana koyduğumuz zaman bunlar çok büyük şeyler. Hani bütün bunlar dururken tutup ne bileyim zaten kim niye XRP işte Bitcoin'i geçer mi geçemez mi diye bir şey tartışsın. O da soru işareti. En büyük kripto para olabilir mi? Hayırlısı olursa iyi olur. Bir değişiklik olur yani. Kan değişimi olur. Kripto para fenomeni Bitboy XRP'nin mevcut piyasa dönüşte en büyük kripto para olma potansiyeline dikkat çekti. Ya yürü git. Dön. Şey. Hani bu dediğim gibi ucu çok açık bir şey. Sonuçta ne evet diyebilirsin ne hayır diyebilirsin. Öyle kalır gider yani de. Durup dururken de böyle bir şeyi iddia etmek için de ne bileyim deli olmak lazım. Hani nereden çıktı o derler adama yani. Durup dururken ortada mesela hiçbir şey yokken neden bir kişi XRP coin'in Bitcoin'in üzerine geçebileceğini iddia eder ki yani bu da çok ilginç bir şey geliyor bana. Yani bu tarz bir olayda sanki ne bileyim çok böyle pozitif hani olayla alakalı sanki çok böyle nasıl diyeyim iyi niyetli bir durum değil ya yani daha doğrusu iyi niyetten ziyade objektif bir yorum değil ki bu yorumu yapan da Bitcoin. Geçen sefer de örnek veriyorum şeyden konuşuyordu adam. İşte XRP coin'in 500 dolar olmasından XRP coin'de bilmem ne olmasından yani
Yakın zamanda da tabii bu tarz bir şeyler üstüne de konuşuyordu. O yüzden dediğim gibi bunları da ifade etmek gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Açıklamalarda bulunan Bitboy iki faktörün XRP zirveye taşıyabileceğini öngördü. Ha yine XRP'den konuşmuş, tamam. Ya şöyle, ya tabii ki de XRP Coin ETF'i XRP'de çok fazla şey anlamı hani taşıyacaktır. Buna hiç şüphe yok. Sonuçta XRP Coin Spot ETF başvurusunun yapılması, devamında gelmesi, bunlar çok önemli şeyler. Birincisi, böyle bir olayın gerçekleşmesi demek, bunun tabii ki prestij bakımından neler getirebileceğini, değil mi? Bir düşünmek lazım. Bu bir. İkincisi, aynı zamanda yani sadece prestij değil, tabii bu gerçekten de kullanılacak yani netice itibariyle. Bu bakımdan da önem arz eden bir durum tabii ki. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Doğrudur. Gerçekten de ETF'in gelmesi önemli. Fakat eğer öyleyse biz BTC'yi sonuçta geçmekten bahsetmiyor muyduk? Sanki BTC'nin Bitcoin'in ETF'i yok mu yani? Ben onu anlamadım. BTC'nin zaten ETF'i var. O konuda da bir problem yok. İkincisi ne? Vallahi onu hani onu açıkçası şey yapmadım, onu göremedim de. İkincisi ne? Muhtemelen ha tam onu söylüyordum, söylerken gördüm. Muhtemelen değil, harbiden öyleymiş. Ripple'ın halka arz gerçekleştirmesi. Yani bu da tabii ki etkili olacaktır. Bunu bir ara aktif bir şekilde tartıştılar. Bununla şey tartıştı onu. Bir tane adam vardı, şimdi adını unuttum. O da soytarı bunun gibi. İkisi bu konuyu tartıştılar tabii ki. Tabii bir sonuç çıkmadı yani. Şey bir sonuç, böyle hani aktif bir sonuç çıkmadı. Çıkacak bir konuda değil yani. O mu daha çok yükseltir, o mu falan diye tartıştılar. ETF'in çıkması mı daha fazla fiyat artışı yaşatır, yoksa Ripple'ın halka arz etmesi mi tarzında. Bu arada bunların ikisinin de yakın zamanda yani 2025'te hiç değilse olması bekleniyor. 2025 yılında muhtemelen büyük aracılar hem ETF başvurusu yapacaktır. Önümüzdeki hatta başlarında. Başlarında olur mu? Onu çok zannetmiyorum ama halka arzı da bekleniyor. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.